yani mevzulara genel ve afaki bakmak lazım. Olması gerekenleri söylemek lazım. Çünkü dünkü davada da e, herkes meşrebine, mezhebine, ideolojisine, fikriyatına göre bir fikir beyan etti. Böyle olmamalı. Olması gereken hele hele böylesine hassasiyeti mucip dediğim gibi bir davada hızlı bir şekilde karar verilmeli. Mahkumiyetse mahkumiyet, beraatse beraat olmalı. Peki orada e, bu davan temelsiz olmadığını söylediniz yanılmıyorsam önemli bir dava olduğunu ifade ettiniz. Ya yalnız bu kadar uzun süreli yargılamalarında doğru e, olmadığını ifade ettiniz. Şüphesiz evet. Oraya şunu eklemek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman meşhur Dolma Bahçe görüşmeleri vardır ve evet. e, Kobani olaylarından 5-6 ay sonrasına denk gelir. Orada e, yine yargılanan ve beraat eden Sarı Süreyya Önder de vardır. Efkan hala da vardır. Şimdi baktığımız zaman e, ...müzakere zemininin korunduğunu ve sürdürüldüğünü görüyoruz Kobani olaylarından sonra. Dolayısıyla e, Kobani olayları o günkü gibi değerlendirilmiyor muydu? O gün nasıl değerlendiriliyordu? Bugün bambaşka mı değerlendiriliyor? Şimdi işte işin siyasi boyutu derken, bu anlamda siyasi tesirleri var derken... ...kastettiğim hususlardan bir tanesi de buydu. Şüphesiz o dönemde bir açılım süreci vardı. Açılım sürecinde... Yani e, Abdullah Öcalan'la ilgili Diyarbakır'da fotoğrafları, postelere asıldı. Bir takım kamu görevlileri sesini çıkarmadı. Çünkü açılım süreci vardı. Şimdi o çerçeveden bakınca o günkü kamu görevlilerinde yargılanması lazım gelir demek istiyorsunuz. Öyle anlıyorum. Fakat şimdi davanın esası dediğim gibi klasörlerce bir dosya. içine tam dosyanın muhtevasına vakıf değilim. Ben şuraya bakıyorum. Burada Yasin Börü ile ilgili mesela kim ateş etti, kim azmettirdi, nasıl oldu, atış nasıl oldu bunu bilmediğim için <laughs> bakın yorum yapmıyorum. Ben şuraya bakıyorum. Az önce Eren Bey'in de söylediği üzere PKK bir terör örgütü müdür? Evet. PKK'nın eylemlerini teşvik etmek, onaylamak suç mudur? E, kanunlarımıza göre suçtur. Suç. Peki. Yani dolayısıyla Orada muhtevaya içeriye e, baktığımız zaman, içerik kısmına baktığımız zaman e, bazı suçlar suç olmaktan çıkarılmalı da diyebilirsiniz. Fikir beyan ediyor. Abdullah Öcalan'ın heykeli dikeceği suç mudur değil midir yasamada mecliste değerlendirilir değil ise ona göre tanzim yaparsınız. Ama mer'i hukuka göre mevzuata göre bu suç mudur e, suçtur suçtur. Peki bir Ankara'ya bu kadar ceza. Hemen. Çünkü üst üste toplandı. 42 yıl yaptı. Evet. Onları hepsini ayrı ayrı değerlendirmek zaten programın hacmini aşacaktır. Dosyaları tam Şimdi siyasi boyutuna mantıklı. inine boyuna az sonra tartışacağız ee, konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nda şey, Buyurun. Cümle. Yayına girmeden paylaş